Günaydın. Hayırdır Recep abi? Fuarda böyle uyuma. Hep sen milleti yakalıyorsun. Bu sefer de biz seni yakaladık. Evet. Abi, nereden geldiniz siz ya? Abi biz Orta Sanayi Bölgesi'nden geliyoruz. Siz de burada görünce böyle mutlu olduk ama uykulu gördük. Kanal 40 işleri çok çalıştırıyor abi. Geçen fuar bizi çok kötü yakalamıştı boşluk anında. Biz de Recep abiye karşılık verdik. 2 gündür takip ediyoruz. Abi, seni yakalamak. Şakarakla çalışan adamın sonu bu. Çok doğru söylüyorsun abi. 6 ayda yapacağım işi 2 gündür yapıyorum. 2 gündür 6 aylık program çıktı. Evet. Abi 5 dakika boş duramıyorsun. Oradan geliyorlar, buradan geliyorlar. O bayi, o kulluk aldım diyor, o mebzer aldım diyor. Ben nereden düştüm yani? Peki abi şimdi yer değiştirelim o zaman. Biliyorsun, beni tanıyorsun. Ben de seni çok iyi tanıyorum. Çok sevdiğimiz bir abimizsin. Allah razı olsun. Fuar nasıl gidiyor abi? Umduğun gibi mi? Şimdi şakalan buradan bakarsan fuar tarihi rekor kırıyor. Ama öbür taraflara bak, sinek avlıyor. Şimdi ayaklarıma sorarsan git oralarda çalış diyor. Beynime sorarsan, yüreğime sorarsan da şakalaktan ayrılma. Şakalakta durursan daha çok tanıyan olur seni. Herkes tanır. Oralarda kim tanıyacak diye de yüreğim öyle diyor. Ama bir dahaki sene eğer yine şakalakla çalışırsam ortopedik tamam bir güzel bir ayakkabı isteyeceğim Mustafa abiden. Tamam. Onun sözünü şimdiden ben veriyorum abi sana. Abi. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Mustafa Bey benim ve Adnan Bey'in konuşması olduğu her şeyin altına imza atar. Hiç sıkıntı yok. Tamam, o zaman bunu kayıt altına da çekiyor tamam, kamera. Hiç problem ayakkabı değil. Sözünü. Bu arada Hasan Bey inirdi abi. Herhalde yağmur aldı. Ne oldu? Hasan Bey akşam çok yoğunmuş. Biz akşam yorgun olduğunu farkına vardık. Vermek istiyor. Onun da sözünü verirseniz ben bir anda dinamik olayım. Abi canlı yayın için çok teşekkür ediyoruz kameraman arkadaşımıza. Bak, biz böyle yakaladık. Şu anda canlandım abi. Ver onu. Evet, şimdi sevgili seyirciler, Muhammed Ceylan yanımızda. Bana komplo kurdular. Tam uyurken çekmeye çalıştılar. Muhammed Bey nasıl gidiyor fuar? Abi harika. Hakikaten ben her sene tarım fuarına katılımcı değilim ama katılan çok firmamız var. Hepsini ziyaret etmeye geldim. Bu sene bir farklılık var Recep abi. Yani özellikle tarım olarak, tarım fuarı olarak burada yetkililere, yöneticilere ve katılan firmalarımıza şahsım ve şirketim adına çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir külfet, büyük bir emek. Allah emeklerini boşa çıkartmasın abi. Adnan abi bir de sen gel şöyle. Evet sevgili seyirciler, Adnan abi de Konya'da benim en çok sevdiğim abilerden birisi. Tarım sektöründe değil ama devamlı burada şakalan yanında. Altın piyasasında Hasan abi, bir tanıyalım abi seni. Adnan abi. Abi dede mesleğimiz olan kuyumculuğu biz devralmış olduk. Devam etmekteyiz. Aynı imalat, perakende satış mağazalarını zaten herkes biliyor Allah'a şükür. Tarım sektöründe de Mustafa bizim kardeşimiz. Evet. Yusuf amca gene öyle çok değerli bir amcamız. Ailece görüşüyoruz. Mustafa gibiden gurur duyuyoruz. Bu arada Konya'mız açısından gerçekten çok güzel firmalarımız var Konya'mızda. Fuarımız uluslararası olup çok güzel fuar. Hani sektörün dışında da olsak gelip içtikçe, oturup kalktıkça Konya'mızdaki firmaların değerini anlamış oluyoruz. Tabii Mustafa Gil Ar-Ge çalışmalarıyla beraber en iyisini yapma derdindeler. Bunu da çok güzel başarıyorlar. Bir aile şirketi olarak, ekip olarak, tamamen kurumsallaşma olarak Konya'mızdan da gurur verici olay. Tabii Mustafa genç gibi değerler Konya'da olması gereken insanlar. Keşke 3-5 tane daha Mustafa genç olsa. Gerçekten kaliteden ödün vermiyorlar. Ben bunu gördüm. Kaliteye çok önem veriyorlar. Ar-Ge'ye önem veriyorlar. Yatırımdan da kaçmıyorlar ama Konya'nın da en büyük problemi işçi problemi. Yeni fabrikalar da yapılıyor ama çalıştıracak işçi bulunamıyor. Abi işçi bulunamıyor. Bizim Konya'mız gerçekten kabuğunu kırmış durumda. Kesinlikle. Yenilik olarak, çalışma imkanı olarak işçilere sunulan imkanlar olarak da kabuğunu kırmış durumda. İşçi sıkıntımız Türkiye'nin genelde her yerinde var.
Ama inşallah o günleri de aşacağız. Her şey daha güzel olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum abi. Teşekkür Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, işte görmüş olduğunuz gibi Şakalak Tarım Makinalarının Genel Müdürü Mustafa Genç'in çok ciddi dostları var, güzel dostları var. Karşılıklı çıkar, beklenti olmadan kurulan dostluklar da böyle güzel oluyor.